İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Edgar ve Erik Azatyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Le Figaro, Fransa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Artsakh'a ilişkin bir karar sunmaya hazırlanıyor. Artsakh ablukasının hukuki sonuçlarına ilişkin rapor Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Türkiye Büyükelçiliği'nin Prag'a Atatürk heykeli dikilmesi yönündeki başvurusu reddedildi. Kafesçian Heykel Bahçesi'nde her yıl düzenlenen Gutan adlı Ermeni Ulusal Geleneksel Şarkı Dans Festivali gerçekleşecek. Boksta Hayk Alaberkian, Azerbaycanlı rakibine karşı 5-0 üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Savaşın ilk günü olan 27 Eylül 2020'de Madağış Askeri Birliği'nin 2. taburunun tank savar müfrezesinin aracı Taliş mevzilerine çıkarken vuruldu. Edgar yaralandı, Erik şehit oldu. Edgar ve Erik, Şirak bölgesinin Azatan köyünde doğan kardeşlerdi. 44 günlük savaş sırasında Erik 20, Edgar ise 23 yaşındaydı. Tank savar müfrezesinin askerlerinden Edgar Azatyan şöyle anlatıyor. Pazar günüydü. Normal günlük hayatımızı yaşıyorduk. Bir anda saat 7 sularında büyük bir patlama sesi duyuldu. Bunun bir savaş olduğu aklımın ucundan bile geçmedi. Taliş'teki tabur binamızın yaklaşık 200 metre uzağında bir gözetleme noktası vardı. O yöne çok sayıda mermi düştü. Alarm verdiler. Alarm sinyalinin ardından birliklere silah ve mühimmat dağıtıldı ve onları tabur binasının sığınağında sakladılar. Yaklaşık 3 saat orada kaldılar. Saat 10'da birimlere göre mevzilerinde yer alma emri verildi. Savaştan önce tank savar müfrezesi askeri nöbeti Garni adlı gözetleme noktasında yapıyordu. 27 Eylül günü saat 10'da Bakü Silahlı Kuvvetleri işgal etti. Askeri operasyonlar sırasında tank savar müfrezesi tabur binasından 10 kilometre uzakta bulunan 156. savaş pozisyonunda bulunmalıydı. Mevkiye giden ana yolun aktif bombardıman altında olması, yol üzerinde taburun yaralı ve yanan araçlarını fark eden müfreze komutanı mevziye yedek yoldan ulaşma kararı aldı. Edgar, arkada Erik'le karşı karşıya oturuyorduk. Arabaya bindikten 20 dakika sonra arabamız bombalandı. Ne tür bir silah kullandıklarını bilmiyorum. Arabanın yanında duran merminin parçaları arabanın içine sıçradı. Ben, Grişan Misakyan, Arman Dobacan o patlama sonucu yaralandık. Kardeşim Erik ise başından aldığı şarapnel yarası nedeniyle şehit düştü, diye anlatıyor. Araba 156. konuma doğru ilerlemeye devam ediyor. Bombardıman sırasında hasarlı araba mevziden birkaç yüz metre uzakta bozuldu. Kolundan yaralanan Edgar, kardeşi Erik'i arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkardı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Yakın zamanda Batı Ermenistan'daki yurttaşlar derneklerinin sayısına bir yenisi daha eklendi. Hamşenilerin ilk birliği oldukça anlamlı Hatik isimle kuruldu. Bu arada bu isim ilgili Türk yapılarının şaşırmasına neden olmuş ve birliğin organizatörleri bunu Türkçe kısaltma olarak sunmuşlardır. Hamşenilerin Yurttaşlar Derneği'nin hem Ermeni etnik kökenini kabul edenleri hem de görünüşte reddedenleri kapsadığını da belirtmekte fayda var. Hamşen Vova Müzik Grubu'nun kurucusu Hikmet Akçiçek ve avukat Kamil Muti, Hamşen Ermenileri Yurttaşlar Derneği'nin öncüleri arasında özellikle aktif rol oynuyor. Derneğe Konstantinopolis, Hamşen, Artvin ve Ankara'dan Hamşenliler de dahil. Organizatörlere göre derneğin kurulmasının amacı Hamşen kültürünü ve dilini korumak ve böylece Hamşen dili ve kültürü kentleşmeyle birlikte yavaş yavaş yok olmasını önlemek. İlginçtir ki Hamşenli Ermeniler kendi derneklerinin kurulmasını biraz geç değerlendiriyorlar. Çünkü Karadeniz bölgesindeki diğer halklar, örneğin Müslüman Gürcüler, Lazlar uzun süredir benzer yapılara sahipler. Diğer dernekler gibi Hamşen halkı da kültür ve dilin korunmasına vurgu yapıyor ancak kimlik ve tarih meselelerinden de kaçınmıyorlar. Eğer bu dernek Hamşen lehçesi ve kültürünün çalışacağı bir platform haline gelirse
Bu mutlaka Hamşenlilerin etnik kökeninin tartışılmasına da yol açacaktır. Bu vesileyle dernek kurucularından Kamil Muti şunları söylüyor. Tarihimi incelemek için öncelikle kaybolan kültürümü, kaybolan dilimi korumam gerekiyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın Hamşen halkının Türk devlet aygıtının ve propagandasının acımasız baskısı altında bulunarak çoğunlukla Ermeni kökenlerini dile getirmekten ve açıkça kabul etmekten kaçındığı bir sır değil. Dahası Hamşenliler arasında Ermeni ya da Hamşen kökenini kabul edenlerin yanı sıra Türk olduğunu beyan edenler bile var. Ancak hemen hemen hepsi Hamşen kültürüne ve Hamşen lehçesine yönelik aynı tutumu sergiliyor ve hepsini korumaya çalışıyor. Hamşen kültürünün ve dilinin korunmasını öncelikli ilan eden Hamşen Ermenilerinin Hadik Derneği, yukarıda adı geçen tüm grupları bir araya getirebilir ve bu anlamda benzer bir birliğin kurulması gerçekten ciddi bir ilerleme olarak değerlendirilmelidir. Şunu da belirtelim ki Hamşen kültürünün ve lehçesinin taşıyıcıları, ortak Ermeni kültürünün ve Ermeni dilinin farklı unsurlarıyla tanışarak ister istemez etnik kökenleri sorunuyla karşı karşıya kalacaklar ve bu sorunun cevabını daha net anlayacaklar. Fransız Le Figaro gazetesi Fransa'nın Bakü'nün ablukası nedeniyle açlığın eşiğinde olan 120 bin Arsah sakinine yardım edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar sunmaya hazırlandığını bildirdi. Gazete, Paris ve Fransa'nın önemli bölgelerinin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne insani yardım konvoyu göndereceğini belirtiyor. Aralık 2022'den bu yana Bakü'nün Arsah'ı Goris'e bağlayan tek yolu kapatmasının ardından yerel Ermeni nüfusunun düzenli olarak belalara maruz kaldığı, gıda, ilaç, doğalgaz, elektrik ve yakıt tedarikinden mahrum bırakıldığı belirtiliyor. Tert Ayem gazetesinin bildirdiğine göre Profesör Juan Mendes, Arsah ablukasının hukuki sonuçlarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e bir rapor sundu. Aynı zamanda rapor, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin internet sitesinde de yayınlandı. 23 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği tarafından bir tartışma düzenlendi ve bu tartışma sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin soykırımın önlenmesi konusunda eski özel danışmanı ve Washington Amerikan Üniversitesi'nde insan hakları profesörü Juan Mendes'in Arsak'ın devam eden ablukası ve Birleşmiş Milletler'in önleme araçlarını kullanma olasılıkları hakkındaki uzman görüşünün sunulduğu kaydedildi. Tartışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin ve diğer bazı ülkelerin diplomatları katıldı. Profesör Mendes, özellikle Arsak'taki mevcut durum bağlamında Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu kararına uymanın reddedilmesinin, soykırımı Armenosidi önlemek için erken tedbirler almanın bir işareti olduğunu vurguladı. Profesör Mendes'in uzman görüşüne göre Arsak'ta yaratılan durum, uluslararası toplumun erken uyarı mekanizmaları ve koruma sorumluluğu ilkesini devreye sokması için yeterli bir temel oluşturuyor. Ancak Batı Ermenistan hükümeti şunu vurgulamaktadır ki bu yeni rapor hiçbir şekilde Arsak'taki yerli Ermeni halkının durumunu ve Ermeni devletinin 1920'deki toprak bütünlüğünü yansıtmamaktadır. Arsak'ta meydana gelen ve bunlara neden olan çeşitli katliamlarını sunmuyor. Yüzyıldan fazla bir süredir Arsak ve Nahçıvan'daki Ermenilerin demografisi düşmüş veya tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ermeni Haber Ajansı'na göre Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag şehir yetkilileri, Türk Devleti'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Türk Büyükelçiliği'nin bitişindeki parka Mustafa Kemal Atatürk heykelinin dikilmesine ilişkin başvurusunu reddetti. Prag'ın 6. bölgesinin sözcüsü Çek medyasına yaptığı açıklamada bu kararın belediye meclisi üyeleri, bölge liderleri ve Çek Dışişleri Bakanlığı ile yapılan ortak görüşmelerin ardından alındığını belirtti. Ayrıca Prag'ın 6. bölgesinin kültür sorumlusu Jan Lajina'nın açıklaması yerel gazete Mlada Fronta Dnos'in internet sitesinde yayınlandı.
La Gina söz konusu kararı alırken bir takım kriterlerin dikkate alındığını kaydetti. İlk gerekçesi heykelin sanatsal niteliği ve heykelin konumu. Ayrıca 1915'te Ermenilere yönelik soykırım Armenosite de değinildi. Prag 6. Bölge Kültür Başkanı ayrıca Çek Cumhuriyeti'nin 1915 yılında Ermenilere karşı işlenen suçu soykırım Armenosit olarak kabul ettiğini ve tanıdığını hatırlattı. Kafesçiyan Heykel Bahçesi'nde her yıl düzenlenen Gutan adlı Ermeni Ulusal Geleneksel Şarkı Dans Festivali bu yıl 26 Ağustos günü saat 19'da gerçekleşecek. Festival 2014 yılından bu yana Mırro adlı Ermeni Ulusal Sanat Merkezi'nin girişimiyle gerçekleşiyor. Festival, geleneksel şarkıların ve dansların modern gelişmeler olmadan etnik versiyonlarıyla sunulması, duduk, bulul, şıvı, zurna, pıku, kopal, dhol gibi yalnızca ulusal enstrümanların kullanılması ilkeleri esas alınarak uygulanmaktadır. Bunun amacı Ermeni ulusal ezgisinin ve sesinin korunması gibi önemli bir işe önemli katkı sağlamaktır. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen turistler de dahil olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin festivale katılması için açık havada gerçekleştiriliyor. Festivale 400 veya daha fazla katılımcı sanatçıdan oluşan en iyi geleneksel şarkı ve dans grupları katılıyor. Bu yıl Agung, Sasnadzirer, Van, Artsakh'tan Dağlarımız Biziz, Darun Siner, Nubar, Verat Arts, Masung, Davros, Masis, Gorani, Tsilk, Arek, Sebasta Siner, Marutuk Siner, Artvin adlı dans ve şarkı grupları yer alıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Artsakh'ı temsil eden Dağlarımız Biziz grubu festivalde önemli bir rol oynayacak. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre 19-31 Ağustos tarihlerinde Rusya Federasyonu'nun Yekaterinburg kentinde düzenlenmekte olan Uluslararası Üniversite Sporları Festivali'nde Doğu Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri ilk madalyalarını kazandı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Beden Kültürü ve Spor Enstitüsü Spor Heyeti'nde festivalin birincisi boksörler Hayk Alaberkyan ve Ruslan Aslikyan oldu. Finalde 51 kilodaki Hayk Alaberkyan, Azerbaycan temsilcisini 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda Ruslan Aslikyan da finalde Venezuela temsilcisini yenerek birinci oldu. Vladimir Markaryan'ın öğrencileri finalden önce bile etkileyici zaferler kazandı. Bir diğer Ermeni boksör ise 80 kilogramda Hamlet Harutyunyan bronz madalyanın sahibi oldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasnadzirer adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni fedai şarkısı Arabo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.